Peki tarzıyla Özcan Deniz'den sonra dikkat çeken bir isim de Aslı Enver'le yaşadığı aşkla bir kez daha adını duyuran. Çünkü biz adını beyefendinin hep sosyete ve cemiyet hayatında ve iş dünyasıyla ilgili Sayfalarda yer oralarda alıyordu. duyuyorduk, görüyorduk, yazıyorduk. Önder Öztarhan'da önceki gün görüntülendi ve farklı tarzıyla moda dergilerinden fırlamış gibiydi. İmajı kadar sakin tavırları ve en çok da muhabirlerin sorularına sessiz kalmasıyla tanınıyor Önder Öztarhan. Magazin dünyasında son günlerde Aslı Enver aşkıyla gündeme gelen 49 yaşındaki beyefendi, magazin kulislerinde dolaşan fısıltılara göre Aslı Enver'e evlenme teklifinde bulundu ve ikili bu yaz aksilik olmazsa evlenecek. Önder Öztarhan İstanbul sokaklarında görüntülendi. Bir aracın içindeydi. Yanında arkadaşı vardı. Dakikalarca torpido gözünde bir şeyler aradı. Araçtan inmedi. Cep telefonunu bulamamıştı. Cebinde mi yoksa torpidoda mı diye bakındı, durdu. Sevgilisi Aslı Enver'le evleneceğine dair iddialar da soruldu. Kolundaki rütbeleri, sakin tavrı, ağır adımlarıyla sessiz kaldı Öztarhanlardan Önder Bey. Nasılsınız? İyi, sağ olun. İyi akşamlar. Aslan Bey, keşke sorsaydık nasıl gidiyor. Benim bir teklif olmuş galiba Önder Bey. Nasıl bir teklif oldu? Öğrenme şansınız var mı acaba? Onun iki sevimli ve meraklı dostuysa bize yaş mama yok mu yahu diyerek geçti kameralar karşısına. Ares gel. Şimdi Önder Öztarhan'ın yıllarca cemiyet sayfalarını yazıp yönetmekten dolayı yakından da biliyoruz. O kadar beyefendi bir insan çok. Ki. Çünkü yıllar önce böyle gazetede yazılan bir kelimeye, bir cümleye takılmış. Normalde bazı ünlüler, daha doğrusu ünlü olduklarını sananlar açıp böyle bağırırlar. Seni patrona şikayet edeceğim. Seni patrona şikayet edeceğim. Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Aynen, sen görürsün, bugün oradasın, yarın yoksun falan bir sürü. Tehditler değil mi? Evet, kendini rahatsız eden cümleyi öylesine şık, kibar ve beyefendi bir dille anlattı ki ben utandım. Ya. Yani... O kadar düzgün birisi. Aslı Enver bu açıdan şanslı. Önder Bey'i yani. Önder Bey'i al Vikingler dizisinin kadrosuna koy. Ragnar. Kralın Ragnar. Ragnar. Yemin ediyorum Kral Ragnar. Özellikle saçları da böyle kazıtmış falan değil mi? Evet, son evet. Hali öyle. Saçları yok. Bir dönem spor salonuna ortaktı. Ciddi yatırımları var o konuda. Spor da yapıyor. Evet. Gerçekten... Geçtiği yolları böyle podyuma çeviriyor. Aslı daha tarzı güzel sade, ben sade giyiniyor. Ya çok yakışıklı olmasa da bir çekici bir adam ve tarzı da güzel, yani hoş. Vikinglilerin devamında oynayabilir rahatlıkla. Evet. Aynen. Tarzı hoş dedin, yakışıklı adam benim dedin. Benim tarzım, günlük tarzım yani. Benim tarzım dedin. Falan. Geliyoruz. Kriter var mıdır senin de böyle ilişki kriteri? Şimdi son dönemde bir moda var biliyorsun. Neymiş? Instagram kullanmasın. Hah. Aman Instagram kullanıyorsa benden uzak dursun falan diyenler de var. Saçma yani, niye söyledi. Kullanması ki sosyal medyayı? Yani bırakacaksın, serbest bırakacaksın. Eğer giderse zaten senin değil. Yanındaysa zaten sosyal medya da olsa. Yapan adam her türlü yapar zaten yani, aynen değil mi yani? Ne, saçma bence o yorumlar. Yani DM'ye şeye kalmaz. Çok basit diyorsun. Diyorum gerçekten yani. Olacak ki şimdi o zaman her şeyine karışalım. Adamın telefonunu aldım ya da o benim her şeyim. Özelin olmaz mı senin farklı? Hı. Ailenle konuştuğum veya bu ayrı bir şey. Ama böyle elinde sürekli cep telefonu, sürekli paylaşım yapıyor. Aşkım o zaman çok komik gidiyor. Aşkım diye sevmiyor onu gerçekten. Seven bir insan, beraber olduğu insanın yanındayken telefon o kadar çok abanmaz. Hmm. Ona ayırdığı zamanın sevgilisine ayırır, yanındakiyle vakit geçirir. Tabii. Ya da sokaklarda orada burada boş zamanlarında gece kulüplerinde takılmaz. Evde beraber zaman geçirirler. Onun dışındaki olan şeyler bana gösterişlik, günlük yani, öylesine yani. Peki, aşk falan da değil. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem de dedi ki tanımadığı kadınları, hani ünlü olmayan kadınları sürekli böyle takip eden erkeklerin de sapık olduğunu düşünüyorum dedi. O biraz ileri gitti. Ha o da öyle söylüyor. Yani sapık olduğunu düşünmüyorum. Onun sapıklıkla falan bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Onun kendi yaşam tarzı. Yani kendi isteği adamın. Yalnız bir şey kimisi söyleyeceğim. Kimisi kullanmaz, kimisi kullanır. Hiç büyük konuşma. Sen Instagram'da aran nasıl böyle? Elinde ya sürekli benim çok telefon... sosyal medyayla aslında gerçekten çok fazla aram yoktur.
3 tane sosyal medya hesabım var. Yani 3 tane. Tabii canım yani saymayayım isimlerini. Şeyde yani farklı uygulamalarda. O yüzden ben o kadar çok da işimli gereği zorla mesela atarım öyle bir video şey yaparlar atarım. Hani öyle canlı yayın açayım çok fazla lak lak yapayım. Ha benimle ilgili gündemle ilgili bir konu olursa. Bu aralar var işte. Tak açar onu konuşurum ama 2 gündür sessizim açıp konuşmadım. Çünkü size söz verdim.